Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülüm Mutfağı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız Allah'a hamdolsun ki sağlığınıza dua edeceğiz arkadaşlar. Bugün şöyle güzel bir tatlı yapalım dedik. Malzemelerimi masamın üzerine hazırladım. Kalbura bastı yapacağım. İnşallah sizleri de beğenerek, severek yaparsınız değerli takipçilerim. Hemen malzemelerimize geçip hamurumuzu yoğuralım. Şimdi arkadaşlar malzemelerimin hepsini buraya getirdim. Önce şerbetimizi bir koyalım, kaynaya dursun. Şöyle 2,5 su bardağı şekerimiz var. Buçuk su bardağı suyumuz var. Ölçümüz birebir. Üç koyacaktım yanında. Hemen aklıma geldi ki geri boşalttım yarısını. 2,5 su bardağı su. 2,5 su bardağı şeker. Şöyle ince bir dilim limonumuz var. Onu da koydum. Hemen bunu ocağıma gönderip kaynasın. Şimdi şerbetimizi ocağımıza koydum arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra tam 10 dakika kaynayınca kapatıyorum altını. Çok koyu olmasına gerek yok. Baklava gibi, şerbeti gibi olmaz. Şimdi malzemelerimiz şöyle yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı tepeleme tereyağımız var. Oda sıcaklığında. İki yemek kaşığı yoğurdumuz. Bir tane yumurtamız var. 2 yemek kaşığı irmik. Şöyle ben bunları güzelce bir karıştırayım elimde. 2 su bardağı unumuz var. Şöyle kabartma tozumuzla. Bir pakette vanilyamız var. Onları da katacağım. Şimdi önce şöyle yağımı bir eritin. Hemen kabartma tozumu da döktüm. Şimdi şeker vanilimi. Şimdi unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Şöyle kontrollü bir şekilde. Hamurumuz gördüğünüz gibi cıvık. Geri kalan unumu da hepsini ilave ettim. 2 su bardağı unun tamamını kattım. Gayet güzel oldu kıvamı. Şöyle gördüğünüz gibi yeterli, hamurumuz gayet güzel oldu. Hemen yumaklarını küçük küçük tutalım. Şöyle hamurumuzu küçük küçük parçalara ayıralım. Şimdi arkadaşlar yumaklarımı şöyle un altı orta boyda aldım. Tepsimin altını yağladım. Şöyle kenara alıyorum bunu da. Ben neyle bastı yapacağım? Kalbura bastı. Bunu da yapacağım. Bunun ortası şekli güzel, hoşuma gidiyor. Bunu da çok seviyorum. Ben bazen ara ara da video çekim olmadan da yapıyorum arkadaşlar. Genelde hep bunun içinde yapıyorum. Şöyle bezemizin birini koyduk. Ortasına ben ceviz koyacağım. Siz nasıl tercih ederseniz artık ne koyarsanız.
Hamurumuz yumuşak olduğu için zaten hemen yapışıyor, toparladı kendini. Şu şekil. Çok da dolgun olmuyor şeyler. Benim hoşuma gidiyor. Çok kabarık kabarık olanı da sevmiyorum. Hemen böyle bir tanesini yaptık bile. Çok kolay. Elimizdeki her ev malzemesine yapabiliyorum kalbura bastığı. Delikli bir şey olduğunda. Ben bu süzgecimin şeylerini seviyorum. Orta kısmını. Şöyle yapıştıralım ortayı. Bu şekil. İrmimi de ince irmikten kullandım arkadaşlar. Açık irmik. Hemen şöyle eğer olursa da hemen yuvarlıyor. Bu şekil. Evimizdeki rendeden biri oluyor arkadaşlar. Rendenin gözünde. Ama dediğim gibi benimkinin ortası yuvarlak çıktığı için bunu seviyorum. Ben bunu da yapıyorum. Rende de bile yapabilirsiniz. Şöyle kamera açısını kapatmayın. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hamur yumuşak olduğu için çabuk yapışıyor. Hepsini bu şekilde yaparım canlarım. İki elle daha kolay olur tabii ki, hemen yapıştırıyorum. Tabii bu elim kamerasını kapatıyor diye deminkini tek elimle yaptım. Hepsini bu şekilde devam edelim. Şöyle son yumağımızı da yapalım. Kalbura bastılarımızı, fırınımı 180 derece ayarladım arkadaşlar. 180 dereceye gönderip 20-25 dakika arası kızarana kadar pişirelim. Şöyle arkadaşlar gayet güzel kızardı. Tam 25 dakikada çıkarttım. Şimdi hamurum sıcak, şerbetim soğuk. Şöyle hemen ekleyeceğim üzerine. Şimdi gayet güzel oldu. Biraz bekleyelim içine alsın. Tabağımızda servis yapacağım arkadaşlar. Ortasında göstereceğim. Şimdi tadım testine geçelim. Arkadaşlar şöyle bir bakalım. Nasıl olmuş? Şöyle bir tanesini alalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel şerbetin içine almış.
Altı üstü çok güzel pişti arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza kalın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.